Yakalanan bir Azerbaycan askerine işkence yapan Ermenilerin görüntüleri yayıldı. Video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Amin Museyev adlı bir Azerbaycan askerinin esir alınıp götürüldüğü görülüyor. Askerimiz defalarca nereye götürüldüğünü sorsa da Ermeniler küfürle cevap verdiler. Sonra düşman askerlerinden biri Museyev'in yarasına bastı. Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan, Karabağ Savaşı sırasında 2400 Ermeni askerin öldürüldüğünü söyledi. Karabağ'da birkaç yüz Ermeni askerinde kayıp olduğunu kaydetti. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı. Tezkerede Ermenistan'ın 27 Eylül'de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı hareket sonucunda işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği belirtildi. Türkiye'nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek verdiğini işaret edilen tezkirede neticede Azerbaycan'ın karşı harekatında sağladığı ilerlemenin sahada yeni bir durum ortaya çıkardığının altı çizildi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca 10 Kasım saat 12 itibariyle bölgede ateşkesin tesis edildiği ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir planın ilan edildiği hatırlatılan tezkerede varılan mutabakata göre ateşkesi uyulup uyulmadığının denetlemesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkezin oluşturulacağına dikkat çekildi. Ankara Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dünya genelinde yaklaşık 55 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Asya'da 15 milyon, Avrupa'da 14 milyon, Kuzey Amerika'da 14 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 762.068 kişiye, Türkiye'de 414.278 kişiye, Ermenistan'da 117.337 ve Gürcistan'da 79.678 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşan 75.688 kişiden 967'si hayatını kaybetti ve 55.150'si iyileşti.